Destana hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Bu ay Şehnaz makamında Eşver'le ve ardından Nigar Hanım'ın Feryadı ismiyle daha çok bilinen Feryat ki feryadıma imdad edecek yok. Şehnaz Gülsema'yı okuduk. Şehnaz ilahiler ve şarkılardan oluşan klasik bölümden oluşan birinci bölümde Şehnaz'ı dinleyeceğiz. Arkasından farklı makamlara doğru yürüyeceğiz. Bugün İstanbul'un pek çok yerinden bu salonda bizlerle buluşan siz kıymetli dinleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizim biraz önce bitti. Destan programı televizyonda da devam ediyordu. Biz de hepsini izleyemedik. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yine bir Şehnaz şarkı. Çok bilinen bir Üsküdar'dı bestekar bu da. Beni ateşlere salan o kapkara siyah göz. Siyah
düşündüm. Şehraz İlahi deyince birkaç tane çok öne çıkan klasik takımlarımız içerisinde ilahilerden birkaç ilahi vardır. Onlardan bir tanesi de dedenin usulün sonundan başlayan bu meşhur ilahisidir. Kerim Allah, Rahim Allah, Aman Allah, Aman Allah diye. Bunun arkasından Adile Sultan ve Ankara'ya doğru gidip efendim önce Ümmü Sinan Hazretlerine, sonra da Hacı Bayram Veli Hazretlerine gidip onun o şeriflerinden lezzetlenmeye çalışalım.
eserlere geçeceğiz. Bu ilk kez sahne gören bir eser olacak. Siz elinize broşürler var, takip edebiliyorsunuz. Geçti aylar, geçti yıllar, bekledim gelmez sesin. Bizim müzikimizde yüfte yazarları genellikle bir sözün, bir şiirin hangi makamdan bestelenmesini arzu ediyorlarsa zaman zaman şiirin içerisinde o makamın da adını geçirmek suretiyle besteleyeni yönlendirirler. Bu şiir onlardan bir tanesi ki bizim karnat geleneğimizden kalan bir iştir bu. Ben senin aşkınla mecnun, sen nihavent bestesin diyor. Kim? Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın. Kendisi hekim, cerrah daha doğrusu. Ülkemizin seçkin ve sahasında uzman önemli cerrahlarından bir tanesi. Kendisi bu akşam burada olamadı, selamları var. Çok acil bir hastası için maalesef bir dışına gitmesi gerektiğini söyledi. O bakımdan kendisine gönül ferahlığı ve gönül bolluğu dileyerek bu şarkıyı ve biraz sonra gelecek bir tane de silah ilahisi var bu program içerisinde. İcra etmeye çalışacağız. Buyurun efendim. Thank you.
sağ olasınız. Evet, bir Saadettin Kaynak şimdi icra edelim. Thank you.
teşekkürler. Bu akşam Bestan'ın hazırlanmasında tambur ile Furkan Resuloğlu, Biyolonsel ile Gökhan Sığırtmaç, Kanun ile Mustafa Dedeoğlu, Ney ile Ahmet Cavit Altınkaynak, Ud ile Hasan Hekimoğlu, Kemençe ile Ömer Aşçıoğlu ve Ritim ile Volkan Ateş bizlerle beraber bu konserin sizlerle buluşmasında kıymetli refakatleri için kendilerine, huzurlarınıza çok çok teşekkür ederim. Mikrofonu ben şimdi Uzdet için kıymetli saz arkadaşlarımıza bırakıyorum. Buyurun. Serhat boylarında okunsun diye yazmış olduğu bir şiir bu. Karşıda leşker olsa eğer kaf, ta ve kaf, namert ola yüz çeviren görecek mesafe. Bu kahramanlık meydanlarındaki erliğin, şecaatin, gücün bir insandaki, bir sultandaki yansımasını gösteren bir şiir. Benderiz'in bestesi olarak gelecek. Bir tane de yine Akif İklimi'de okuduğumuz, Akif'in aynı meyanda orduya ithafen yazmış olduğu bir şiirinden besteli. Yurdunu Allah'a bırak çık yola, cenge değil, çek ki vatan kurtula. Bu vesileyle bütün kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Elbette bu yangınlar düştüğü yeri çokça yakıyor. Ama bizim vatan kaderimiz, bulunduğumuz bölge itibariyle burada yaşamaya ant içtiysek
Allah devletimizi, milletimizi bir ve beraber kıyamete kadar payidar eylesin inşallah. Bu acılar maalesef son olmayacak. İnşallah azını duyarız diye ümit edelim ve buyursunlar. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım, meğer başımda esen kasır kaymıştı.
Ustatın hasret içinde geçti hicran ey gönül, ayrılık derdiyle candan gitti cana ey gönül. Oh.
ağırlıklı olarak Hazreti Mevlana Vuslat ayı olarak özellikle 10 ile 17'si arası hem Konya'da hem ülkemizin muhtelif yerlerinde ve İran'da, Azerbaycan'da Mevlevi ayini ve sema mukabeleleriyle birlikte idrak edilir. O gelenek sürdürülmeye çalışılır, yaşanır, yaşatılır. Kısmet olursa Perşembe günü akşamleyin Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde Şevi Arus'un Vuslat'ın 746. yılı münasebetiyle biz de bir meydan inşallah açmak kısmet olacak bize de. Geçen yıl hatırlayacaksınız belki yine Aralık ayının yanlış hatırlamıyorsam 10'u gibiydi ya da 12'si gibi YouTube'da var o programın tamamı. Merhum Yunus Işık hocamız ve Hüseyin Top hocamızın birlikte postişin olarak ayini icra ettikleri bir anma ve vefa gecesi yapmıştık Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde. İyi ki yapmışız diyorum. O gece o işe şahitlik etmiş olan kıymetli seyircilerimizden belki aramızda olanlar vardır. Çok duygulu bir geceydi. Ben kendi adıma öyle bir gecede var olmaktan hatta emeğimin olmasından çok bahtiyar olmuştum. Maalesef bu sene Emir Işık hocamızı yitirdik. Hakka uğradık. Dolayısıyla biz aynı gene Aralık ayında bunu tertiplemeye gayret ettik. Bu sefer postmişin olarak Hüseyin Top hocamız programda bulunacaklar. Programın birinci bölümünde bu yazın çalıştığımız Hüseyin Top hocamızın yürütelerinden Herdem ismiyle çalıştığımız bir albüm oldu. Onun eserlerinden ve Emir Işık merhum hocamızın sözlerinden benlerimizin bestelemiş olduğu eserlerin yer alacağı bir konser. İkinci bölümde de Hüzemanili'ye inşallah senalı kabilesi olacak. Ben Emir Işık hocamıza rahmet diliyorum. Hüseyin Top hocamıza ve diğer bütün üzerimizde emeği olan hocalarımıza bereketli, sıhhatli ömürler diliyorum. Hüseyin Top hocamızın özellikle son 1-2 yılda yapmış olduğu çalışma çok dikkati şayan. Mesnevi Şerhi, Mesnevi Manevi Şerhi adıyla yayınlandı. 12 cilt, 6000 küsur beytin tamamını şerh ederek son dönemde yapılmış olan en kuvvetli şerhlerden bir tanesidir. Şu anda da yine çok mühim bir kitap üzerinde çalışıyor. Sonlarına doğru yaklaştı. Yakınında takip ediyorum. Allah ömrünü bereketlendirsin inşallah. Bu tür insanların özellikle ömrünün son yıllarındaki tecrübe, olgunluk ve vakarla yazdıkları eserler bizim için çok kıymetli. Belki genç yaşlarında yazar çizer olanlar duygularına ya da ortamın alevine, soğuğuna, sıcağına biraz etkisine maruz kalabilirler. Ama bu tür insanların artık dünyadan çok beklentileri yok. Sadece dua, hayır dua bekleyen insanlar ve hidayet için bir ışık, nur, bir dokunuş olur mu düşüncesinde olan insanlar çok yakinen bildiğim için. Geçen yıl ve bir önceki yılda yine öyle bir program düzenlemiştik. Maalesef elimizde o programın hiçbir kaydı yok. Bilmiyorum hatırlayanınız var mı? Yine salon doluydu ancak İstanbul'da kar tatili vardı ve o akşam çok müthiş bir kar yağmıştı. Biz kimse gelmez falan diye düşünmüştük. O akşam bizim ses kaydı alan kameramızın merceği patlamıştı dondan. Dolayısıyla doğru düz çeken de olmamıştı ilk yaptığımızda. Ama geçen senekinin kaydı var, YouTube'dan izleyebilirsiniz. İnşallah bu senekini de paylaşırız. Bu programları Üsküdar'da, bunlar çok kaydı değer programlar ve bir bakıma da tarihi vesikalar bizim için. Çünkü Emir Hoca'nın orada konuştukları, pek çok programda konuştukları gibi çok mühim. Kendi üslubuyla ifadeleri var. Bu programların Üsküdar'da yıllardır sürmesine hamilik eden Üsküdar Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu akşam da sizlerle bizleri bu salonda buluşturdu kendisi. Bestehan da burada sanıyorum 4. yılına girdi. Ben bu sahneye her çıktığımda biraz önce geçmişe doğru bir yolculuk yapıp ilk esere falan okurken o yüzden kolay kolay böyle konsantre olamam. Çünkü 96 yılında ilk kez bu sahnede hocam Hafız İlhan Tok'la beraber onun
çömezi olarak ve bugün isimlerini saydığımda pek çok farklı yerlerde, üniversitelerde hoca olan arkadaşlarımızın refakatleriyle ilk konserimizi burada vermiştik. O yüzden bu sahne benim için çok duygu dolu bir sahnedir. Çok konuşmayı o yüzden istemem ama böyle söz açılınca mecburen gidiyor insan. Ben bu konserde emeği olan hem saz arkadaşlarımıza ve burada görünmeyen emeği katkısı olan kıymetli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşam bizimle beraber geçirdiğiniz için umarım keyif almışsınızdır. Umarım sizler için yadınızda güzel bir akşam olmuştur. Teşekkür ederim. Elinizdeki broşürlerde de göreceğiniz gibi önümüzdeki ay icra edeceğimiz programların tarihleri var. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Hazreti Mevlana ayı, Vuslat'ın Şeb-i Arus'un yıl dönümü olması münasebetiyle bu son bölümde bir tanesi Hüseyin Top Hocam'ın güftesi Mevlana Meydan diye bizim isim verdiğimiz bir eser. Sonra da Niyaz İlahi ile bile bu bölümü bitireceğiz. Arada bir kaside olacak. Bu da Mesnevi Şerif'in ilk 18 beytinden seçtiğimiz birkaç beyt olacak. Hepinize saygılar, muhabbetler sunuyorum. Thank you.
Altyazı M.K.